Uzak Doğu sporları denince akla hep kavga gürültü gelir. Ama bu sporu felsefesiyle anlayıp sağlıklı yaşam için yapanlar bu bakış açısından rahatsız. Kung Fu denince gerçekte ne anlamalıyız? Londra'da bu sporu ruhuna uygun bir şekilde yapmak isteyenler ne yapmalılar? İşte bu soruların yanıtı için Kung Fu ustası iki kardeşin kapısını çaldık. Bu spor öyle göründüğü kadar kolay değil. Önce işin özünü kavramak ve sevgi temelinde kafanızda oturtmak zorundasınız. Öğreneceğiniz her bir hareket elbet sizi korumaya yarayacak ama asıl yararı beyninizde oluşturacağı rahatlama. Bu rahatlamanın yolu ise ancak işin felsefesine de inanarak bu işe girmekten geçiyor. Türkiye'de başladım ilk defa ama Türkiye'de kung fu falan yoktu yani. Benim küçükken biz tekvando çok ünlüydü, güreş vardı. Genelde buraya gelen öğrencilerin çoğu da öyle şey yani self defense, kendilerini korumak için kavga falan. O akılla geliyor ama bizim yaptığımız şey sağlık yönünden. 3 bölümü var yani biz diyoruz body, mind and spirit. Vücut, kafa, bir de o spirit, inanç. Nasıl açık? Kendi içlerinde, ruhlarında hissetmeleri. Yani meditasyon falan herkes için bir yararı var yani. Sadece kendini korumak için değil. Bir de moral values, etiketler falan öğretiyor. Onlar çok önemli. Onun dışında fiziksel olarak güçleniyorsun. Sağlığın yerine geliyor. O fiziksel sağlık değil, bir de mental sağlığın da çok iyi oluyor. Yani faydası anlatamayacağım kadar çok var. Aslında çoğu insan için belki dövüş sporları deyip sadece böyle kenara itilecek gibi algılanacak noktada ama sizin için özellikle bu spora gönlünü vermiş olanlar için galiba biraz daha ahlaki yanı çok daha yüksek ve özellikle de felsefi boyutu var işin galiba. Evet. O benim yani yapmam istememin sebebi self defense için sadece değil. O üç dediğim üç elementin hepsini cover eden bir şey. Yani kendini korumak için bizim sistemimiz çok çok ünlü. Neredeyse 3 century'den beri bu şey bizim stilimiz öğretiliyor. Öğrenciden, master'dan, student'dan. Yani çok faydası var. Ama genelde halkın aklına ilk gelen şey o kendini koruma, kavga etme, savaş gibi olay. Çok yanlış ama. Ali ve Ahmet Doğan kardeşler Kung Fu'nun özüne inmeyi başarmış iki isim. Öğrencilerine de bir kavga sanatı olarak anılan bu sporun aslında kavganın çok ötesinde bir eylem olduğunu anlatarak başlıyorlar derslere. Kung Fu denilince böyle dövüş sporları gibi bir algı doğuyor çoğu insanın kafasında ama buna inanmayanlar da var. Çünkü pek çok insan bunu bir felsefe olarak algılıyor, bir yaşam biçimi olarak düşünüyor ve onu o şekilde yaşayabiliyor. Galiba siz de burada özellikle yaşam biçimi olarak benimseyen kısmıyla bu işi yürütüyorsunuz anladığımız kadarıyla. Şimdi şöyle bir gerçeklik var yani... Medyanın toplum üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Şimdi sonuçta kung fu bir şey, kavga sanatı Türkçesi. Yani orada kavga kelimesi var, bir de sanat olayı var. Şimdi bu kavga olayı ve sanat kelimesi birleştiği zaman beraberinde birçok şey getirebiliyor. Ki bu aynı zamanda Çin'de Çin felsefesiyle, Çin yaşam kültürüyle harmanlanmış ve kendisini değer yargıları içerisinde belirtmiş. Yani mesela İşte büyüklerine karşı saygılı olman lazım, senden zayıf olanı koruman lazım, hırsızlık yapmaman gerekiyor, dürüst olman lazım, öğretmenine saygı göstermen lazım. Yani bir tür bir yaşam felsefesi yönü var ama sinema, televizyon, medyada bu eğlence amacıyla kullanıldığı için yani insanları eğlendirmek ve o durumda kavga özellikle ön plana çıktığı için insanlar sadece o yönüyle biliyorlar. Ama mesela Çin tıbbında kaynaklanan bir yönü var Kung Fu'nun. Orada daha çok sağlık kısmı ağırlıklı. Yani insanlar bazı bilgilere sahipler. Yani bu bilgilerin bazen hepsi yanlış, bazen kısmi olarak doğru, bazen bildikleri tamamıyla doğru. Bundan dolayı yoruma açık bir alan. Yani insanlar gördüklerini, duyduklarını, bildiklerini sorgulamadan sohbet ediyorlar. Yani. Gelen öğrencilerin çoğu, kaba bir kelimeyle belirtirsem, zıpır bir zihniyetle de gelebiliyorlar. İşte vurdu, kırdı falan.
sonuçta o insan süreç içerisinde değişime uğruyor. Çünkü sadece saldırı ve savunma olayı olmadığından dolayı mesela sağlığını etkiliyor, kişiliğini etkiliyor. Yani o kişiliğin oturması lazım. Hırçın birisi olduğu zaman başarılı olamaz. Yani kendi başına iş açar, sakinleşiyor, sabırlı olması gerekiyor. Daha çok saygın olması lazım. Dışarıya böyle gösteri, hava atma şeklindeki özellikler varsa onlar süreç içerisinde kayboluyorlar. Daha çok mesela kendini disipline etme durumu oluyor. Yani yaşam tarzında bir disiplin oluyor, kişiliğinde bir disiplin oluyor. Oturmuş bir kişilik, sağlam bir kişilik sağlayabiliyor. Yani böyle değer yargıları var. Ama bu zaman olayı. Biz mesela burada burası daha çok bir tür sosyal bir ortam gibi. Yani insanlar geldiğinde dostane bir şekilde sohbet, çay falan oluyor. Yani diyelim ki bisküvit ya da çerezler oluyor. Ya bir tür buraya insanlar günün stresini atmak gibi ya da bir dostane bir ortama girip orada yeni insanlarla tanışıp kaynaşmak gibi aynı zamanda bir kulüp. Genelde Çin'de de böyledir. Yani Çin'de Kung Fu'nun bir anlamı var. Bir insanın kendini geliştirmesi. Bir de sağlık yönü ağırlıklı. Mesela sabahleyin saat siz 5:30-6 gibi parka giderseniz Çin'de bir sürü insan görürsünüz hareketler yapan. Saat 7 olduğu zaman da biter parktaki bu olay. Herkes işe gider. Akşam da genelinde görebilirsiniz. Bu Japonya için de geçerli, yani Asya kültüründe olan bir şey. Öyle kung fu deyip geçmemek gerektiğini anlatılanlardan sonra kısa sürede kavruyoruz. Zira pek çok dalı ve uygulama farklılıkları var. İki kardeşin stilleri bile çok farklı. Neredeyse 30 senenin üstünde yapıyorum bu şeyi. Bu Lan Family nasıl öğrendiysem biz komple olarak sistemi öğretiyoruz. Yani daha önce konuştuk sağlık, kavga tarafı, kavga sanatı falan, felsefe tarafı. Ama bizim burada, benim burada öğretmek istediğim şey hepsi beraber. Biz ayırmıyoruz yani. Diyelim ki ne sen geldin, senin ilgin biraz daha felsefeye. O tarafı da var. Biz nasıl öğrendiysek benimki yani kesin öyle aktarıyoruz. Bir şey değiştirmeden. Bir bütün olarak gösteriliyor. Yani sadece saldırı savunma değil, beraberinde onun sağlık kısmı, felsefi yönü. Diyelim ki sen sandalyede oturdun, ilk yaptığın şey bu. Çocuklara bak mesela. Direkt böyle sırt düzgün, normal doğru oturuyorlar. Yani bizim yapmak istediğimiz şey o basit şeyleri ilk önce yerine koymak. Sağlığını aynı zamanda düzeltiyor ama diyelim ki ne, yumruk atacaksın, o zaman bazı şeylerin yerinde olması gerekiyor. Anlatmak istediğim birini öbüründen separate edemiyorsun, ayıramazsın yani. Ahmet Doğan, ustalıklarının temelinde aldığı disiplinli eğitim ve o kültürü yerinde yaşama şansı bulmuş olmasının yattığını anlatıyor. Öğrendiği ve uyguladığı Hung Quen Kung Fu görsel olarak da hayli cezbedici. Öğrencilerine bu incelikleri tek tek anlatıyor eğitimlerde. Sergilediği küçük gösteride ortaya koyduğu performans bugüne kadarki eğitim serüveninin tüm izlerini taşıyor. Ali Hoca için ise durum biraz daha farklı. O Wudang Kung Fu ile uğraşıyor. İşin temelindeki hareketleri bize kısa bir şovla anlattı. Tai Chi biraz ön plana çıkmış sağlık açısından ama bu bütün Kung Fu sistemlerinde geçerli bir olay. Yani kardeşimin bahsetmiş olduğu Hung Quen olsun ya da başka bir style olsun. Şimdi Tai Chi'deki yaklaşım tarzı düşünce olarak farklı bir yönden geldiği için ön plana çıkan daha çok sağlık kısmı olmuş oluyor. Yani mesela meditasyon, nefes alışveriş olayları, bir de özellikle Çin tıbbının kullandığı hastalar için Qi Kung denilen bir yaklaşım tarzı var. Bu Kung Fu'lar, stillerin hemen hepsinde olması gerekiyor. Yani eğer bir hoca da bunları öğretecek bir potansiyel yoksa zaten o Kung Fu bilmiyor demektir.
Yani sadece el kol hareketler, ayak kaldırıp tekme savurma bu kung fu değil. Yani bunu karate'de de görebilirsin, judo'da da görebilirsin. Ki onların da kendilerine göre özellikleri var. Değişik stiller, değişik yoldan yani. Aynı şey. Diyelim ki ne sen buradan İstanbul'a gitmek istiyorsun. O da gidecek, ben de gideceğim. Üç değişik yoldan ama gideceğimiz yer aynı. İnsanların çünkü bir sürü, yani ben çok farklı fikirlerle karşılaşıyorum. Tabii tartışmaya girme yanlış oluyor çünkü bir şey yok ortada. Onun için sizin programınız bir bakıma bu yanlışlıkları düzeltip gerçekçi bir şekilde bunun ne olduğunu insanlara tanıtmak olacak.